Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. İki aydan beri süre gelen büyük bir özenle ve çabayla yürütmüş olduğum sürece leke ve çabalarımıza saygısızlık çerçevesinde bu kararı alma ihtiyacı hissettim. Şöyle ki en son gerçekleştirmiş olduğum 6.000 dolarlık açıklamayı Gabon Cumhuriyeti Devleti, Büyük Gabon Cumhuriyeti'ni lekeleme ve aynı zamanda ülkelerini kötüleme olarak gören vatandaşları anne ve baba bu konuda bizle çalışmak yerine ırkçı emareleri ileri süren tutumları almayı tercih etmişlerdir. Kızlarının ırkçılık sonucu öldüğünü ısrarla ve defaatle yineleyen anne ve baba bizim bu dosyayı en başından beri 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. 27 Mart'ta ben Karabük'te bizzati olarak arkadaşlarıyla konuştum. O arabaya eğer siyahi bir kız yerine beyaz bir kız da binseydi sonu aynı olacaktı dememize rağmen aile buna inanmamakta diretiyor. Ve bu çerçevede dosyanın içerisinde bulunmayan ama dosyayla bağdaştırdıkları kendi kafalarından nereden edindiklerini bilmediğim, kafalarını karıştırıldığı, Hristiyan oldukları için kızının Müslüman bir adam tarafından kafasına vurularak öldürüldüğünü, Allahu Ekber diye kafasına vurularak öldürüldüğünü ifade ediyor. Dosyada kesinlikle böyle bir şey yok. Belirtmiş olduğum üzere dosyada kesinlikle ırkçılık yok. En başından beri bu şekilde sağlam bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yürüttüğümüz dosyayı karıştırma ve çeşitli emeller Türkiye'ye karşı saldırı propagandası haline getirmeye çalışılmasına ben şahsım avukat Kerim Bahadır Şeker olarak müsaade edemezdim. Dolayısıyla dosyanın geri kalanını ben yürütmeyeceğim. Bunun en son damlası da şu şekilde gerçekleşti. Bugün aile adli tıptan kızlarının cesedini almaya gittiklerinde oradaki gazeteci, basın mensubu arkadaşlar benim durumumu merak etmişler. Kendileri de Kerim Bey'in haberi var. Kerim Bey de bizlerle birlikte bu konunun takipçisi ama bugün bizlerle birlikte olamayacak, işi varmış diye yalan beyanda bulunuyor. Bu yalan beyanlardan dolayı hem aile hakkında hem Gabon Cumhuriyeti Devleti hakkında bu zamana kadar maddi olarak ve finansal olarak herhangi bir şekilde hiçbir beklenti gütmediğim ve yol masrafları, kalma masrafları, bütün avukatlık masraflarının içerisinde de bulunduğum alacaklardan dolayı da hukuki işlemler başlatacağımı siz değerli kamuoyunun bilgilerine sunarım. Artık bizim iki aydan beri süre gelen hukuk mücadelemiz bu dosya çerçevesinde bütün iyi niyetiyle son bulmuş bulunuyor. Belirtmiş olduğum üzere tek öngörüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı gerçekleştirilecek herhangi bir propagandanın, herhangi bir manipülasyonun, herhangi bir yalan beyanın hiçbir şekilde karşısında olmayız.